beklendiği üzere olağanüstü toplantı çağrısı üzerine toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantı yeter sayısına ulaşamadığı için toplantıyı gerçekleştirememiş oldu. İlk söylenmesi gereken şey hiç kimsenin sağlık emekçilerinin yükselen çığlığına sessiz kalmaması gerektiğidir. Bu iktidarın tercihlerini özellikle ekonomi alanındaki tercihlerinin küçük bir azınlığı, yandaş bir mutlu azınlığı tercih ettiğini daha önce defalarca kez söyledik. Bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin olduğu gibi sadece o açıdan bile baksak pandeminin kahramanlarından dişini tırnağını takıp bizi bu zorlu süreçten çıkarmaya çalışan sağlık emekçileri de iktidarın bu tercihi nedeniyle her geçen gün fakirleştiler. Hatırlatalım. Doktoru, hemşiresi, tüm sağlık emekçileri hastanelerde pandemiyle mücadele ederken sarayda kendini izole tutan zat bu insanları hedef göstermekten geri durmamıştı. Ne diyordu bu zat söz konusu olan sağlık emekçileri olduğunda Giderlerse gitsinler. Açık söyleyelim biz kimin gidici olduğunu biliyoruz. Doktorundan hemşiresine, idari personelinden kat görevlilerine, tüm sağlık emekçilerinin de onurlu hak ettikleri hayatı alacaklarını da biliyoruz. Fakat sağlık emekçilerinin tek sorununun enflasyon altında maaşlarının ezilmesi, nefes almadan günlerce çalışmak zorunda kalmaları, hastane nöbetlerinde layık görüldükleri düşük besin değerli öğünlerden ibaret değil. Bu ülkede sağlık emekçileri her gün hastanelerde şiddete maruz kalıyorlar. Hastane koridorlarında maalesef oluk oluk akan doktor kanlarına tanık oluyoruz. Kısacası aslında sağlık emekçileri neredeyse daha iyi yaşamak için değil de hayatta kalmak için bile mücadele vermek zorundalar. Buradan tüm yurttaşlarımıza herkese sormak istiyorum değerli arkadaşlar. Hayat kurtarmak için yola koyulduğunuz bir işiniz var ama her gün kendi hayatınız tehlike altında. Bu şartlarda nasıl kendinizi o işe verebilirsiniz? Aldıkları maaşlarla yaşayamamaları, hükümet eliyle iş koşullarının insan standartlarının bile altında olmasını geçtim bile. Dediğim gibi yaşamak için değil hayatta kalmak için mücadeleye mahkum edilen sağlık emekçilerinden söz ediyoruz. Ve tam da bu nedenle Geçtiğimiz günlerde meclisin olağanüstü toplanması için yapılan çağrı sonrasında Türk Tabipler Birliği meclisteki partilere bir çağrı yaparak şiddete karşı harekete geçmelerini istedi. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu çağrıya destek veriyor ve sesimizi baskıya, şiddete ve haksızlığa maruz kalan tüm sağlık emekçileri için bir kez daha yükseltiyoruz. Tüm dünyayı ülkemizi etkisi altına alan pandemi sürecinde canlarını dişlerine takarak çalışan ön saflarda bu kurtuluş mücadelesini veren gününü gecesine katıp toplumun iyiliği için çabalayan sağlık çalışanlarının gördüğü muamele yüzleştikleri şiddet ve çalışma koşulları kabul edilemez. Bununla ilgili de şu anda mücadele ettiğimiz şey neredeyse artık bir hastalık olan Covid değil, doğrudan AKP rejimi, saray rejiminin kendisi. Dolayısıyla sağlık emekçilerinin AKP'ye karşı verdikleri bu hayatta kalma mücadelesine, bu yaşam mücadelesine elbette sonuna kadar destek olacağız. Ve buradan bir kez daha en kısa sürede sağlık emekçilerinin taleplerinin kabul edilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği görüşümüzü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değerli basın emekçileri, sevgili yurttaşlar. Sağlık emekçilerinin durumunu zaten hepimiz gözlemliyoruz. Bunun nedeni olan bu iktidarın tercihlerini, bu iktidarın emekçi düşmanı karakterini, bu iktidarın kendisinden olmayan herkesi düşman gören yaklaşımını zaten biliyoruz ve bir kenara koyuyoruz. İşte tam bu aşamada bir noktayı daha yurttaşlarımızın dikkatine sunmamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 120 milletvekiliyle iç düzüğün gerektirdiği biçimde bir çağrı yapmış. Bu çağrının esas olarak doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama bu kadar önemli bir çağrının sağlık emekçilerinin yaşam mücadelesinin konusu olan bir çağrının gerektirdiği sorumlulukla davranmadığını da buradan ifade etmek istiyoruz. Bakın biz özellikle son dört yıldır bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı veren ucube sistem yürürlüğe girdiği günden bugüne iktidarın, AKP'nin, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın meclise nasıl yaklaştığına ilişkin sayısız örnek biliyoruz. Yani zaten mecliste sayısal çoğunluk bizde. O zaman meclisi Cumhurbaşkanının bir noter makamına çevirelim. Anlayışıdır bugünkü iktidarın anlayışı. İstedikleri zaman istedikleri yasayı genel kurula meclis gündemine getirip istedikleri gibi çıkartma gücüne sahip olduklarını bildikleri için de muhalefetin tüm girişimlerini yok sayan, muhalefetin tek bir yasa önerisini genel kurulun görüşmesine izin vermeyen bir tekçi zihniyet, tek adam zihniyetinin yansıması iktidarın karakteristik bir özelliği haline gelmiş durumda. Bunun ne kadar kötü sonuçları olduğunu da zaten hepimiz biliyoruz ve uzunca bir süredir yaşıyoruz. İşte tam bu noktada sadece iyi niyetli bir okumayla bile baksak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken Buna karşı ana muhalefet sorumluluğu gereği tüm muhalefet partilerinin bu sürecin bir ortağı parçası haline getirilmesi için özel bir çaba harcamaktı. Yani şu yaklaşımı doğru bulmak, kabul etmek mümkün değil. Tipik bir AKP yaklaşımıdır. Çoğunluk ben de herkes benim istediğimi yapmak durumunda. Maalesef görüyoruz ki uzun yıllardır AKP'nin yönettiği Türkiye'de bu anlayış siyaset ikliminin bir bütün olarak bozulmasına neden olmuş ve ana muhalefet önümüzdeki dönem iktidara aday olduğunu söyleyen ana muhalefette usul açısından aynı yaklaşımı sergilemiştir. Bu kadar önemli bir kanun teklifinin mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin iktidar iktidar bloku, Cumhur İttifakı, AKP bunu zaten istemiyor. Bunu biliyoruz. Bunun için müneccim olmaya gerek yok ki. O zaman yapılması gereken şey ne? Bütün muhalefet partilerinin bir araya geleceği zeminlerin yaratılması bir sorumlulukla davranılmasıdır. Değerli arkadaşlar, bu kötü deneyimin son derece önemli sonuçları vardır ve kamuoyunun dikkatini buraya çekmek istiyoruz. Ülkeyi 20 yıldır yöneten bu yanlış akıl, bu halka hiçbir şey sunmayan, halka her geçen gün daha büyük zararlar veren iktidar anlayışından kurtulmak istiyorsak Onların davranışlarını tümüyle reddetmemiz gerek. Tümüyle reddetmemiz gerek. Yapılması gereken tüm muhalefet güçlerinin halkın ihtiyaçları doğrultusunda bir araya gelebileceği bir yaklaşımı, bir demokratik yaklaşımı benimsemek, buna uygun davranışlar sergilemektir. Ama açık söylüyoruz. Bu yaklaşım bizi kaygılandırmaktadır. Bu yaklaşım yanlıştır. Aynı mantığın bir tezahürüdür. Ve bunu kabullenmek mümkün değildir. Ve değerli arkadaşlar bakın Adalet ve Kalkınma Partisi de ne yaptı? Bunu ayrıca son derece önemli bir konu olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın gazetelere yansıyan bir demeci var. Diyor ki eğer meclis açılırsa, olağanüstü toplantı yapılırsa milletvekilliği düşürülmesiyle ilgili tezkereleri Mecliste görüşürüz. Açıkça tehdit etmektedir. Bakın siz sağlık emekçileri için yan yana gelirseniz bizim meclisteki çoğunluğumuz var. Biz de sizin milletvekilliklerinizi düşürürüz tehdidi bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ağzıyla muhalefet saflarına dillendirilmiştir. Bu AKP zihniyetinin AKP yaklaşımının özelde Kürt sorununa, genelde Türkiye'de demokrasi mücadelesine nasıl yaklaştığının en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Ve bunun buna muhalefetin asla izin vermemesi lazım. Seçilmiş insanların milletvekilliklerinin düşürülmesi, siyasi nedenlerle düşürülmesi zaten kabul edilebilir bir şey değilken AKP bu konuda nasıl kendi çıkarlarına göre bunları kullanmak istediğini Bugün bir kez daha Şentop'un ifadeleriyle ortaya koymuştur. Bu tehdit dili açıkça utanç vericidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaklaşımı yanlıştır. Bize bir daha aynı hataları işlememek, bu hatalar işlendiğinde neyle karşılaştığımızı gösteren bir örnek olması açısından önemlidir. AKP'yi yenmek istiyorsak kişisel, grupsal, partisel bütün çıkarlarımızı bir kenara bırakacağız. Memleketi, memleketin emekçilerini, yoksullarını dert edinen bir sorumlulukla hareket edeceğiz. Herkesin Türkiye'nin nasıl büyük bir mücadele süreci içerisinde olduğunu görmesi, nasıl tarihsel önemde sorumluluklarla karşı karşıya olduğumuzu düşünerek buna uygun adımlar atması gereken bir dönemdeyiz. Söz konusu olan ana muhalefet olunca bunun iki kere, üç kere daha fazla sorumluluk yüklediğini de buradan söylemek istiyoruz. Değerli yurttaşlar, umutluyuz, kararlıyız. Sokakta yurttaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerden sonra artık eminiz. Bu 20 yıllık karanlığın sonuna doğru geliyoruz. Memleketin her yerinden yükselen emek, özgürlük ve yaşam mücadeleleri bu saray rejiminin artık sonunu getiriyor. Bu devir kapanırken de Açık konuşalım. Büyük bir enkazla karşı karşıya kalacağız. Ve bu enkazın en büyüklerinden bir tanesi sağlık alanındadır. İktidarın daha ilk yıllarında yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüşüm programı ile saray rejimi herhangi bir reform falan yapmamış. Piyasacı, özelleştirmeci mantığı sağlık alanına egemen kılmıştır. Paran kadar sağlık anlayışının temel olduğu bu sağlık sistemi yurttaşların cebinden çıkan paranın her yıl arttığı, yurttaşların kaynaklarının ise müteahhitlere, kamu özel işbirliklerine peşkeş çekildiği bir düzen yaratılmasına vesile olmuştur. Bu düzende hekimlere, hemşirelere, sağlık emekçilerine sadece insanlık dışı çalışma koşulları, düşük ücret, mobbing, baskı ve şiddet düşmektedir. Bugün geldiğimiz nokta işte AKP iktidarı tüm alanlarda olduğu gibi büyük dönüşüm dediği sağlık alanında da bir çöküşe neden olmuştur. Biz sağlıkta yeni bir sosyalleşme programının hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu enkazın ortadan kaldırılması, bu yıkıma son verilmesi için hekim, sağlık çalışanları ve insan odaklı kamusal ve evrensel bir sağlık sisteminin yeni bir programla hayata geçmesi gerekmektedir. Partimizin bilim kurulu tarafından açıklanan sağlıkta yeni sosyalleştirme programı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirme temelinde yeniden örgütlenmesini, herkes için bilimsel, erişilebilir, kamusal ve ana dilde sağlık hizmetini planlı ve kamusal bir sağlık hizmeti için finansmanın vergilerle genel bütçeden sağlanmasını, şehir hastaneleri adı verilen soyguna son verilmesini, koruyucu, önleyici ve geliştirici sağlık hizmetlerine daha fazla bütçe verilmesini ve sağlıkta şiddete karşı etkili mücadeleyi öngörmektedir. Bu programı hayata geçireceğimizi bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Buradan Sözlerimin sonuna gelirken ayrıca hekimlere bilhassa genç asistan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Yaşamı boyunca büyük emek veren, büyük insanlığın parçası kardeşlerim. Bazılarınız şu sıralarda 24 saatlik çalışmanın üzerinde uykusuz gözlerle mesaiye devam ediyor. Bazılarınız Almanca kurslarında fiil çekimlerini öğreniyor. Bazılarınızsa önünde tükene tükene yazılmış bir istifa mektubu ya da filanca ülkenin göçmenlik koşullarını inceliyor. Değerli kardeşlerim, bir hekim olmak için yıllar boyu verdiğiniz emeği, ailenizin sizi yetiştirmek, okutmak için harcadığı emeği, çabayı, mobbingle, düşük ücretle yoğun baskıyla, şiddet korkusuyla haftada 80 saati aşan bu yüce emeği biliyorum. Bu ülkenin tüm emekçilerine, gençlerine olduğu gibi sizlere de çok borcu var. Bu borcu ödememizin yolu evvela bu karanlığın başat mimarını sizlere giderseler gitsinler diyen saraylı hadsizlere günlerini göstermekten onları göndermekten geçiyor. Ancak görülüyor ki işimiz orada da bitmiyor. İnsanca çalışıp insanca yaşadığımız bir hayatı hep birlikte inşa etmeliyiz. Evrensel bir insan hakkı olan sağlık hakkının kamusal ve bedelsiz olarak sunulduğu, yurttaşlara paran kadar sağlık denilmediği, kamu kaynaklarının müteahhitlere peşkeş çekilmediği, yurttaşlarla hekimlerin karşı karşıya bırakılmadığı Sağlıkta şiddete karşı hiçbir toleransın gösterilmediği, çalışma saatleri başta olmak üzere çalışma koşullarının kağıt üzerinde bırakılan evrensel standartlara göre çalışan merkezli bir yaklaşımla yeniden düzenlendiği, insanca çalışıp insanca yaşayacağımız bir memleketi yani emeğin Türkiye'sini, hemşirelerin, hasta bakıcıların, hekimlerin Türkiye'sini hep birlikte inşa etmeliyiz. Hekim kardeşlerim, siz kalacaksınız AKP gidecek. Siz kalacaksınız bu saray rejimi yıkılacak. Hiçbir kuşkunuz olmasın. Hep birlikte mücadeleye devam edelim. Değerli basın emekçileri, bu vesileyle basın açıklamasının sonuna gelirken Muharrem orucunun ilk gününde 5 Alevi kurumunun eş zamanlı olarak uğradığı saldırıyla ilgili olarak öncelikle Alevi yurttaşlarımıza, Alevi kurumlarımıza, Türkiye İşçi Partisi adına geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Bu saldırılarda provokasyon amacı olduğuna dair herhangi bir tartışma yok. Derin bir biçimde provokasyon kokuları geliyor. Türkiye İşçi Partisi olarak konunun takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu saldırıların, bu provokasyon girişimlerinin amacı ne olursa olsun bu işin baş sorumlusu olarak saray iktidarını görüyoruz. Çünkü bu saray iktidarıdır ki ayrıştırıcı ve ötekileştirici dilin, ayrıştırıcı ve ötekileştirici politikaların baş mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Provokasyon peşinde olanlar, ayrıştırarak oy devişireceğini düşünenler bilsinler. Bu halk bunlardan çok çekti ve artık bu tarz planlar tutmayacak. Tutmasına izin vermeyeceğiz. Alevi kurumlarına dönük bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Alevi yurttaşlarımız yalnız değildir. Eşit yurttaşlık mücadelemiz saray yıkılana tüm yurttaşlarımızın özgür, eşit bir Türkiye'de yaşayabileceği günlere kadar kesintisiz biçimde devam edecek.